Merhaba arkadaşlar ben Dora ve birçoğunuz PBE yani test sunucusundaki değişiklikleri sizlerle paylaşmamı istemiştiniz. Bir sonraki yamada ya da yamalarda neler gelebilecek, neler gelebilir bunları konuşalım istemiştiniz. O yüzden e, bugün başlıyoruz. Hazır boş vaktim varken ilk olarak tarih öncesi kostümlerimiz geliyor. Choget, Enivia ve Renekton'a. Enivia'dan başlayalım. Enivia'nın e, dokusu oldukça hoş bir şekilde güncellenmiş bir dinozor modunda ve dinozor yumurtası verilmiş kendisine. Gerçekten 750 RP kaçtığında oldukça hoş bir kostüm bana sorarsanız. Choget'e baktığımızda ise Q ve E yetenekleri değiştirilmiş ve yine kendi dokusu güncellenmiş. Biraz kertenkelemsi Renekton'umsu bir e, yapısı olmuş. Bu tarih öncesi konsepte uyacak şekilde de dikenler eklenmiş, değiştirilmiş. Daha doğrusu Q ve e yeteneklerinde Renekton'a baktığımızda e, herhangi bir animasyonda özel bir değişiklik yok. Genel olarak bir doku güncellemesi görüyoruz. E, diğer iki kostüm 750 RP karşında bence oldukça hoş değişiklikler olurken Renekton standart bir 750 RP'lik kostüm ve e, diğer Enivia ve Cho'get'in yanında biraz daha sönük kalmış gibi üstündeki değişiklikler bana sorarsanız. Eee dediğimiz gibi 750 RP'den satılacak bunlar muhtemelen, bunun dışında uğursuz koruluk ve kristal kayalıkta biraz değişikliklerimiz var özellikle uğursuz korulukta e, hem minyonlar ve yapılar güncellendiler e, çok eski duruyorlardı zaten bu değişiklikler yapıldı. Bunun dışında orman yaratıkları güçsüzleştirildi ee, Uğursuz korlukta çünkü iki kişi alt, bir kişi üst ya da tam tersi şeklinde yapılıyordu genelde Uğursuz korlukta ormanın değeri düşmüştü Bu yüzden orman güçsüzleştirildi tekrar e, çarpı aktive etmek üzerine Kristal kayalık ve uğursuz korluktaki yükleme ekranları güncellendi Ve e, uğursuz korlukta arkadaşlar zehir çene Artık farklı bir özellik veriyor sizlere Zehir çeneyi aldığınızda yakınınızdaki minyonların ...hızları, büyü dirençleri, saldırı güçleri, zırhları falan artıyor ve rakip, böyle hayaletimsi oluyorlar, rakip minyonlara yaklaştıklarında rakip minyonlar kısa süreliğine korkup uzaklaşıyorlar bu minyonlardan, gerçekten çok güzel bir hayalet ordusuyla e, saldırma konsepti eklenmiş uğursuz koruluğa, temasına çok yakışmış, bunun dışında e, sunaklarda değişiklikler var, sunaklar artık dümdüz... Ee, en başta ilk sunalı aldığınızda tek sunanız olduğunuzda daha fazla altın alıyordunuz birimi öldürdüğünüzde artık hareket hızı alıyorsunuz İkinci sunakta ise saldırı gücü ve yetenek gücü bonusu alıyordunuz şimdi ise bir ünite öldürdüğünüzde maksimum canınızın %3'ünü dolduruyorsunuz daha um, dümdüz güçtense kullanış kullanım gücü üzerine gidilmiş ayrıca Yine uğursuz korulukta ekstra bir kulemiz var artık. iki yerine 3 kule olacak. Şöyle gördüğünüz gibi haritayı da görebiliyor. Haritayı göremiyorsunuz benim suratımdan dolayı ama kulelerin yakın olduğunu görebiliyorsunuz buradan. Bir de bunların üstüne yeni inhibitor kulesi var. Bu ortalar üzerindeki değişiklikler üzerinde çok durmak istemiyorum çünkü malum çok popüler değiller. Zaten bunlarla vaktinizi çalmayayım aslında. Ee, Ekko'nun kostümünde çok 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 ufak değişiklikler var. Saçı biraz sarıdan beyaza indirilmiş. Genel bir doku güncellemesi yapılmış Ekko'nun kostümünde. Ee, yeni bir yaratığımız var Sirdar Vadisi'nde yukarıdan bizi izleyen Por Oval adında bir yaratığımız var. Por, e, Poro Oğul yani Pora ve balkuş kelimelerinin birleştirilmesiyle bu kelime ortaya çıkmış. Gerçekten Porolarla bir ilişkisi olacak mı bilmiyorum. Bir yandan şöyle bir şey de var artık takımda bir kişi Freljord'lu bir şampiyonsa... E, doğma bölgenizde küçük bir para da ortaya çıkacak. Şampiyonlar üzerindeki değişikliklere gelelim. Eko'nun bir e, göstergesinde değişiklik var sadece. Gücünde bir değişiklik yok. Önemli bir şey değil. Şene baktığımızda ise büyü direnci 30'dan 32.1'e arttırılmış. Seviye başına büyü direnci 0'dan 1.25'e arttırılmış. Yani 18. seviyeye baktığımızda Şen en az bir e, 20-30 daha fazla büyü direnci olacak. Bu güzel bir güçlendirme. Key Strike yani pasifinin e, bekleme süresi. Tüm seviyelerde 9'dan, seviye 1 7 13'te 9-8-7 olacak şekilde indirilmiş, yine güzel bir güçlendirme. E yeteneğinin ise e, enerji bedeli her seviyede 100'den, 100-95-90-85-80 olacak şekilde indirilmiş. Yani oyun sonunda takıma e, taunt atmak, genel bir taunt atmak, sizde daha fazla bir kışkırtma, kışkırtma atmak, sizde daha fazla geriye enerji bırakacak, bu da yine güzel bir güçlendirme. Cehennem asası üzerinde zaten bir süredir çalışılıyordu hatta bunun için bir video yapacaktım ama vazgeçmiştim. Cehennem asası artık etrafınızdaki bir bölgeyi, bölgeye giren tüm rakiplerin büyü direncini fix bir şekilde indirmektense 2 saniyede bir bedeninizden, şampiyonun bedeninden bir dalga yayılıyor ve bu dalganın çarptığı tüm üniteler büyü hasarı alıyorlar ve büyü dirençleri bir miktar azalıyor. altı kere birikebiliyor bu etki ve maksimum %30 büyü direnci azaltıyor. Ayrıca formülü değiştirilmiş gördüğünüz üzere ve daha artık can veriyor. Daha çok büyü direnci veriyor. Bunun karşılığında daha az yetenek gücü veriyor. Yani bu noktada cehennem asasının içeride uzun süre savaşabilecek şampiyonlar için e, ee, iyice ...optimize olduğunu görebiliyoruz. Yani Diana gibi, Maokai gibi içeri girip uzun süre savaşacak şampiyonlar için daha uygun olacak bu değişiklikler eğer uygulanırlarsa unutmayın test sunucusundaki değişikliklerin hiçbir kesinliği yok. Luden'in feryatında ee, çok ciddi bir nerf var. <laughs> Dışarı attığınız o mor... ...blöplerin... ...AP oranı %15'ten %10'a indirildi. Ve e, her büyü yaptığınızda 20 değil 10 yük biriktiriyorsunuz. Artık dolayısıyla daha az kullanılacak Luden'in yankısı. Yani e, siz eşyayı aldığınızda daha az aktive olacak bu eşya. Ve daha az vuracak. Gerçekten sağlam bir nerf. E, altın bedeninde ise bir değişiklik var gibi görünmüyor. E, adam Adamotu totemi diye bir totem üzerinde çalışılıyordu. Bu totemi çok ucuza alıyorsunuz. Bir yere koyuyorsunuz. Ve herhangi bir görüş sağlamıyor. Ama totemin yakınından bir şampiyon geçerse. Rakip bir şampiyon geçerse. Kendi totem da size ping atıyor, uyarı pingi atıyor ve çok ucuz bir ward, bu gerçekten enteresan bir düşünce Hala üstünde çalışılıyor ve bu e, adam otu toteminin özelliği koyduğunuz noktaya değil Koyduğunuz yani siz bir yere atıyorsunuz bu totemi en yakındaki çalıya gidip koşuyor ve orada duruyor hemen dolayısıyla O da şampiyon var mı diye uzaktan böyle bu adam otu totemini bırakıp pıtı pıtı uzaklaştırabilirsiniz Hala üstünde çalışılıyor bakalım neler olacak ee, bu bahsettiğim minyon güçlendirmesi gördüğünüz gibi hikaye hayaletleşmiş. Hayaletleşmiş durumdalar. Bahsettiğim e, ormandaki zayıflatmak, zayıflatmalar, e, uğursuz korluktaki ormanın güçsüzleştirilmesi, uğursuz korluk ve kristal kayalıktaki eşyalar üzerinde durmayacağım diğer kısma geçelim. Gangplank ve Miss değişiklikler geliyor. Bunlar e, yapılacaklar listesine eklendi. Gangplank'e, Gangplank'e hem oynanış hem de görsel değişiklik gelecek. Gangplank son zamanlarda metada çok popüler değildi bakalım ne olacak. Miss Fortune'da en az oynanan ADC'lerden biri olarak sadece çok az bir görsel güç, e, görsel değişiklik olacak. Oynanış konusunda bir değişiklik yok. Tank metasına girmemizle birlikte saldırı hızı üzerine giden ve e, güzel katlayabilen Vayne gibi, Queen gibi şampiyonlar hızla popülerlikte yükselirken Caitlyn gibi tanklara karşı biraz üzülen şampiyonlar geride kalıyordu. Caitlyn'e çok küçük güçlendirmeler yapılacak ve ultisi ile ilgili bir değişiklik var elimizde. Ultisi ee, Caitlyn oynayanlar biliyordur, nişan almaya başlarsınız ve adam tam o anda, tam o anda savaş sisine girer yani sizin görüşünüzden kaybolursa ultiniz iptal oluyordu. Artık adama nişanı e, tutturursanız, savaş sisine girse bile ultiniz iptal edilmeyecek. Bu da güzel bir özellik. Zaten çoğu ad carry'e özellikle de Caitlyn'e e, totem yerine bölge açma ziyneti kullanılıp bunun üstünden gelinebiliyordu ama yine de önemli bir şey. Ee, skill shot'lar yani yetenek atışları üzerine değişiklikler yapılıyor. Bu oyuncuları çok oyuncuların çok fark edebileceği bir şey değil. Daha çok kod bazlı değişiklikler yapıyor. Skill şartlarda yani yetenek atışlarında çok fazla bug, çok fazla hata olabiliyordu. Bunun üzerine gitmek için hani çünkü bir noktadan düzeltiyoruz, bir noktadan bozuluyor şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Tamamen baştan yazacaklar yetenek atış ıı, mekaniklerini ve elimizdeki güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Şu an için bu videodan memnun kaldınız mı? Yani bu tarz yenilikleri yama çıkmadan önce duymak istiyor musunuz? Böyle küçük haber bülteni tadında eee ıı, videolar yapalım mı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum uygun şekilde İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar